Evet, bir numarada bal var. Merhaba arkadaşlar, yine Aralık'tayız. Epeyce bir süredir video çekemedik. Bugün tarih 30 Kasım 2020. Evet, şu anda 4 çıtalı bir arıyı kontrol edeceğiz. Ondan önce bu yılki durumdan bahsedeyim. 2007 yılı çok kurak bir yıldı. Arıcılar 2007 yılında çok büyük kayıplar verdiler. Evet, bu yılda aynı sanki 2007 yılı tekrar ediyor gibi çok kurak geçen bir yıl. Çamdan bal hiç gelmedi. Zaten bizim arımız çama endeksli çalışan bir arı. Çamdan bal gelmeyince biz bu yıl arıcılıktan bir kar elde ettik diyemeyiz. Çünkü bal alamadık. Yani bal alamadık derken baharda arı nüfusu artarken verdiğimiz petekleri, işte kış yaklaşırken arı nüfusu geriye doğru çekilirken de o petekleri çektik ve o petekler üzerinde birer ikişer parmaklık, yani petek başına yarım kiloyu geçmeyecek miktarlarda ballar vardı. Bunları sağdık. Yani burada 55-60 kovandan 150 kilo kadar bir bal alabildik. Bu bal bizim emeğimizi karşılayacak bir ürün değil. Yani biz buradan bu arıdan çam verim yapsaydı almamız gereken bal en az 800 kilo, 900 kilo kadar bir bal almamız gerekiyordu. Ama bu yıl böyle. Şu ana kadar da tüm Türkiye'de olduğu gibi bizim şu anki bulunduğumuz yerde de yağmur olmadı. Yani ben geçen yılla kıyaslıyorum. Geçen yıl bu tarihlerde arı çok güzel dışarıdan bal getiriyordu. Biz de besliyorduk. Kovan içlerinde yavru ve arı nüfusu çok güzeldi. Ama şu anda aynı durum yok. Arı dışarıdan bal bulamıyor. Polen de pek gelmiyor. Bu sıralar biz de arıya pek gelemedik. Arıya bakamadık. Bakalım şu anda 4 çıtalık arının durumu ne? Evet. Son çıta üzerinde şöyle arı var. Son çıtada bal yok. Ya da şöyle yapalım. Bir numaradan başlayalım. Kovan içinde ne var ne yok, onu ben sizlere göstereyim. Evet. Bir numarada bal var. Şu şekilde. Hatta polen durumunu gösterme açısından şöyle. Bizim burada bu bir numaralı peteğin şu açık kısımda tamamen polenli olması gerekirdi. Yani şu anda bakıyorum, gözlerdeki poleni neredeyse taneyle sayacak kadar az polen var. Yani bu da gösteriyor ki dışarıda polen gelimi yok. Normalde bu tarihlerde bizim arımızda birinci petek tamamen polenli olurdu. Evet, polen gelmiyor. Bal gelmiyor. Bu ikisi olmadığı zaman arı ne yapmaz? Yavru yapmaz. Bakalım iki numarada yavru durumu var mı? Evet. Bunu biz bir karakovan peteğiymiş bu. Yani buna mum bağlamamışız. Şöyle. Şu şekilde. Şu anda arıda yavru yok. Yani açık yavru yok. Şurada çıkması gereken birkaç tane kapalı yavrusu var. Şu anda arı gıda bulamadığı için yavru yapar durumda değil. Evet, bu da 3 numaralı petek. Arının şu anda gördüğümüz kadarıyla açık balı da yok. Evet, kraliçe burada. Onu da nereye gitti? Şurada gördüm ben onu ama. Ha, evet, kraliçe arımız burada. Yani şu anda ben bu gözlerde yavru görmüyorum. Çünkü
hava sıcaklığı yeterli olmasına rağmen, yani şu anda burada 17,5 derece bir sıcaklık var. Biraz önce arabadan baktım. Arımızda yavru yok. Bunun sebebi, arı yavru atacak gıdayı bulamıyor. Yoksa tarihi itibariyle biz Torbalı'dayız ve 60 metre rakımdayız. Bizim arımızda şu anda en azından şu iki orta çıtada kapalı yavru ve az da olsa yine de açık yavru olması lazımdı ama yok. Polen de çok az geliyor. Biz şu anda şurup hazırladık, geldik. Bu Aralık ayı içerisinde, işte Aralık'ın 20'sine kadar falan bir az miktarlarla 2 güne bir 10 defa falan bir teşvik beslemesi yapacağız. Eğer o teşvik beslemesi içerisinde yavru attırabilirsek, Aralık'ın 20'sinden sonra da 4-5 defa da bir stok beslemesi yapmayı düşünüyoruz. Bakalım, şuruf vermeye bugün başlayacağız. Sonuçlarını yine bundan 10 gün, 15 gün sonra arada yavru atışı başladı mı, başlamadı mı çekim yaparak sizlerle paylaşırız. Evet, biz burada bal alamadık dedik. Çam bal vermedi. Verim düşük. Bir de sahilde olan ya da İzmir'in başka yerlerinde, işte Muğla'da olan bizi izleyen arkadaşlardan video altına kendi bölgelerindeki verim durumu nedir, arıların şu anki durumu nedir yazarlarsa biz de oradaki durumlardan bilgi almış oluruz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Takipte kalın.